Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullara yeni atanan aday öğretmenleri, öğretmenlik mesleği, öğretmenlik uygulaması ve atandığı çevredeki kurumlar, kurum yöneticileri ve çevrenin sosyolojik kültürel özellikleri konusunda bilinçlendirmek ve öğretmen yeterlilikleri konusunda daha donanımlı hale getirmek amacıyla eğitim gezileri düzenleniyor. İlk kez uygulanan çalışma kapsamında aday öğretmenler atandıkları şehirler ve ilçelerdeki kurum, kuruluş ve belediyeleri ziyaretlerde bulunarak görev yaptıkları yerlerin sosyal, ekonomik, kültürel ve eğitimsel durumları hakkında gözlemlerde bulunuyorlar. Şubat ayı atama döneminde ilimize atanan 573 öğretmenden il merkezi ve merkeze bağlı mahallelerde görev yapacak olan 30 aday öğretmen okul dışı faaliyetleri kapsamında Yeşilyurt Belediyesi'ni ziyaret ettiler. Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Güner tarafından Yeşilyurt Belediyesi'nin Maçlı karşısındaki hizmet binasının toplantı salonunda misafir edilen aday öğretmenlere Yeşilyurt Belediyesi'nin hizmetleri, eğitim kurumlarıyla olan diyalogları, eğitim alanında yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verildi. Öğretmenlerle sohbet eden Başkan Yardımcısı Güner, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek genç öğretmenlere yeni başladıkları meslek yaşamlarında başarılar diledi. Yeşilyurt Belediyesi'nin eğitim alanında yaptığı hizmetler ve eğitim kurumlarıyla olan diyaloglar hakkında bilgi veren Başkan Yardımcısı Güner, 2016 yılı içerisinde atanan aday öğretmenlerin öncelikle adaylık dönemini atlatarak öğretmenlik mesleğine tam anlamıyla başlayacaklarını belirtirken, öğretmenliğin sadece bir meslek olmadığını söyleyerek bu görevi en iyi şekilde yapmalarını istedi. Başkan Yardımcısı Güner, aday öğretmen kardeşlerimize öncelikle belediyemize yaptıkları bu nazik ziyaretten ötürü teşekkürlerimi sunuyorum. Öğretmenlik sadece bir meslek değil, bir hayat biçimidir. Sizler çocuklarımıza yol açıyorsunuz, yol gösteriyorsunuz. Böylesine kutsal bir mesleği tercih ettiğiniz için hepinizi yürekten kutluyorum. Yeşilyurt Belediyesi olarak bizim önceliğimiz her zaman eğitim olmuştur. İlçe kaymakamlığı, il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte eğitim alanında çok önemli hizmetler yapmaktayız. Yeşilyurt Kitap Yurdu projesiyle ülkemizin önde gelen yazarlarını okullarda öğrencilerimizle buluşturuyoruz. Çocuklarımızı ve gençlerimizi yazmaya ve okumaya teşvik etmek adına bu yıl ikincisini düzenlediğimiz bu projemiz birçok belediyeye örnek teşkil etmiştir. Eğitim kurumlarıyla çok güzel iletişime ve diyaloğa sahibiz. Sizlerle de sürekli diyalog halinde olmak isteriz. İlimizdeki eğitim kalitesini ve başarısını daha yukarıya çekmek adına üzerimize düşen tüm görevleri yerine getirmeye hazırız diye konuştu. Aday öğretmen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Aynı zamanda müdürümüze de teşekkür ediyorum. Kurumumuzu seçtikleri için ayrıca teşekkür ediyorum.